ekranlarınıza patlama anlarına dair başkent Tahran'da görüntüler yansıyor. Şiraz kentinde de aynı şekilde patlama olduğu aktarılıyor. Yabancı medyaya yansıyan görüntüler. Bir yandan da işte hava sahasını görüyorsunuz sağ tarafta. Uçuşların nasıl etkilendiği, İsrail'in İran'a misillemesi sonrası İran'dan uçuşların aktarıldığını görüyoruz. Hava sahasını Irak kapattı demiştik. İlerleyen dakikalarda da yine diğer ülkelerden de benzer açıklamalar gelebilir. Tabii ki bu tip saldırılar uçuşları da bu şekilde etkiliyor. Şimdi bir başka habere göre de hemen sizlere aktarayım. Tahran, İmam Hümeyni ve Mahrabat havaalanları hedef alınmamış. İsrail'in İran saldırısında havaalanlarında durumun normal olduğu bilgisi de var. Geliyor mu acaba? Güngör Bey, buyurun lütfen. Şimdi sağ kaynaklarına göre Tahran, Meşhed ve Kereş'teki bir elektrik santrali vuruldu. Bu İran'da açık kaynaklar savaş uçaklarıyla vuruldu. Yine ayrıca Suriye Hava Savunma Üssü hedef alındı. Bu çok önemli. Şam üzerinde belirli noktalarda da Suriye Hava Savunma Sistemlerinin patlamaları var. Ne kadar etkili olduğunu bilmiyoruz. İlginci Irak, az önce stüdyodan da aktardınız siz. Irak'ta Diyala ve Selahattin bölgesinde de patlama sesleri var. Yani eş zamanlı olarak Suriye'de bulunan İran'ın destekli milisler, Irak'ta bulunan Haçlı Şabi üsleri vurulduğunu görüyoruz. Tahran'da 6 tane patlama meydana geldi. Tahran'da. Burada ismini de verebiliriz. Karakas elektrik sistemi bu havaalanına çok yakın. Çok yakın. Bu hem havaalanı hem nükleer depolama tesislerini besleyen bir elektrik sistemi. Yani nükleer tesisleri direkt hedef almasa bile bunların altyapısına yönelik bir saldırı oldu. Tabii yeni patlama seslerinin geldiğine yönelik de haberler var. Artık bu saldırının şekline baktığımızda F-35'lerin kullanıldığını söyleyebiliriz. Yani havadan atılan füzeler gibi gözüküyor. Burada da Amerika Birleşik Devletleri'nin tanker uçaklarıyla mutlaka destek vermesi gerekir. Çünkü F-35'lerin menzili İran'a gidip geri dönüş için yetersiz değil. Devrim muhafızına ait füze bataryalı ve füze üretim tesisleri hedef alındığı bildiriliyor. Bu çok önemli. Zencan'da da şiddetli patlamalar var. Yani bu Zencan'da füze sistemleri, devrim muhafızlarının balistik füze tesisleri olduğu biliyor. Benim şöyle bir yorumum var. Nükleer tesislerden kaçındı ama bunu destekleyen elektrik sistemlerini, belki iletişim altyapısını vurdu. Ama ana hedef İsrail'e atılan bu balistik füzelerin olduğu bölgeler. Yani bu belirlenmiş. Şimdi eş zamanlı yapılması ve geniş bir lokasyona baktığımızda aynı anda Şam, aynı anda Suriye, Şam ve etrafı, aynı anda Diyala ve Selahattin yani Irak, aynı anda Tahran ve diğer bölgelere kadar Kereç'e kadar uzanan Kereç'te hava savunma sistemleri var. Olası İran'ın cevap vermesini engellemek yönelik var bu. Bu sızdırılan, İsrail'in ABD medyası sızdırılan belgelere baktığımızda İsrail'in hazırlıklarının zaten günler öncesinde tamamlandığı ve bu saldırıyı gerçekleştirdiğini biliyoruz. Şimdi asıl soru, ikinci dalga olduğu gibi, yani İsrail bunu bir lokal bir gece işte 2-3 noktayı, 20 noktayı empati yapıyor, vurarak F-35'lerini geri mi çekecek, yoksa dalga dalga devam edecek? Bu çok önemli. Ben İran'ın cevap vereceğini düşünüyorum. Artık el yükseltildi. Orta Doğu Savaşı'na hiç olmadığı kadar yakınız. İran ve İsrail'in kara teması olmasa bile hava saldırıları ya da İran destekli milislerin sahaya girdiği bir sürece bu iş evrilebilir. İran'ın burada tavrı çok önemli. Çok önemli. Askeri tesislerin öncelikleştiği, İran destekli milislerin vurulduğu bir İsrail saldırısı an itibariyle hala devam ediyor. Evet, Sayın Soğutoğlu, size devam edelim lütfen. Artık an itibarıyla İsrail'in ikinci dalga saldırıları da başladı. Sizle de konuşmuştuk zaten. Bu ilk etapta en az 10 patlama duyuldu demiştik. Küçük bir saldırıydı aslında, nereden bakarsanız bakın. Hani tabii ki sadece bunu söyleyerek küçük de diyemeyiz. Hani aynı zamanda Irak vuruldu, Suriye vuruldu.
İran'da vurulmaya şu dakikalarda devam ediyor ama neler söylersiniz, neler eklersiniz bunun üstüne? Yani genelde burada vurulanlar kışlalar, idari Evet. ofisler ve silah depoları. Ağırlıklı olarak da İran devrim muhafızlarının işte Tahran batısında ağırlıklı olarak karargah binaları vurulmuş, silah depoları vurulmuş. Birkaç yerde Besiç'in idari, Besiç güçlerinin idari binaları var. Tam kapsamlı ya da kamuoyunun beklediği gibi ortalığı yakıp yıkacak bir bombardıman değil. Korkulan oldu. Fakat burada ilk dalgada özellikle bu binaların etrafındaki, çünkü Kunda, Meşet'te, örneğin Humeyni'nin türbesinin yakınlarında da bir patlama oldu. Yanlış hatırlamıyorsam orada da devrim muhafızlarının bir karargahı vardı. Bu sebepten dolayı buradaki özellikle muhtemelen füze fırlatma sistemlerinin ilk dalgada imha edildi ve sizin biraz önce söylediğiniz ikinci dalgada da biraz daha kapsamının genişletileceğini öngörmek mümkün. Ama burada hiçbir petrol rafinerisinin, üretim tesisinin, petrol sahasının ya da depolama tesisinin, aynı zamanda hiçbir nükleer tesisin özellikle vurulmadığını ya da nükleer manada herhangi bir kuruma yönelik saldırı olmadığı da dikkat çekiyor. Bir de burada bu F-35 savaş uçaklarının kullanılması, şöyle bir ülkelerin sığındığı bir mesele var. Yani Suudi Arabistan, Ürdün ya da İran ya da başka bir ülkenin hava sahasını kapatmasının bir manası yok. Çünkü F-35 savaş uçakları atmosfere yakın bir uçuş sağlayabildiği için bu ülkelerdeki radar sistemlerinin bu F-35 savaş uçaklarını görmesi ya da tespit etmesi mümkün değil. Burada sadece bizim yakalayabildiğimiz ya da benim edindiğim Suriye'nin güneyinde Süveyde'de ya da Dera'da yaşayan arkadaşlarımızın attığı bazı görüntülerde, o da İsrail'den kalkan uçakların yoğun bir şekilde ses çıkartmasından dolayı, o da çok yüksekte olmasına rağmen tek seslerini kaydedebildiler. Yani F-35 savaş uçaklarının Irak'tan, Irak devletinin ya da Esad rejiminin ya da Suudi Arabistan ya da Ürdün'deki devlet olanaklarıyla radar sistemlerinin vesaire tespit etmesi pek mümkün değil. Burada gördüğümüz kadarıyla İran'ın Rusya'ya verdiğini söylediği, özellikle bazı F-22 gibi, F-35 gibi savaş uçaklarını tespit ettiği söylenen bazı radar sistemleri vardı. Ve bir süre önce de İran hava sahasının batı tarafında hava uçuşlarının azaltıldığını biz görmüştük 4-5 saat öncesinde. Muhtemelen belki Rusya'nın İran'a verdiği bu radar sisteminin veya da radar sisteminin bir tane iki tane, belki bunun çok az bir İran savunmasına faydası olduğunu söylemek de mümkün. Ama burada özellikle İran'ın çok ciddi canını yakacak bir saldırı gibi gözükmüyor. Zaten iki hafta öncesinde de sizin yayınlarınızı da hatırlarsanız konuşmuştuk. İran devrim muhafızları ve Besiç üzerinden İran içerisindeki siyaseti bir şekilde İsrail giderayak Netanyahu yönlendirmeye çalışıyor. Burada ben şunu da bir ihtimal olarak söyleyeyim. ABD başkanlık seçimlerine az bir süre kaldığı için, ki İran'ın bu tip saldırılarda ya da saldırılar sonrasında diplomatik pazarlıklarla siyasi kazanç hanesine bir artı puan yazma alışkanlığında olduğunu düşündüğümüz zaman, bu çapta ve İran'ın bu kadar canını yakmayacak bir durumda İran misilleme yapmama gibi bir tercihi de kullanabilir. Çünkü şu ana kadar gördüğümüz görüntülerden de gördüğümüz, gece olmasıyla tabii alevler korkutucu gözüküyor olabilir gözlerimize. Lakin daha önceki bombardıman tecrübelerime dayanarak çok şiddetli, İran'ın çok canını yakacak ya da damarına basacak bir bombardımanın düzenlenmesinden İsrail'in ben kaçındığını görüyorum. Bunu önemli bir not olarak söyleyeyim. Ve muhtemelen İran bunu siyasi bir pazarlık olarak ABD başkanlık seçimleri öncesi İbre'yi Donald Trump'a çevirmemek için, özellikle koz vermemek için misilleme yapmama yoluna da gidebilir. Ya da daha sembolik, örneğin bazı yerler var, onları da hep İsrail hedefleri vuruyor diyoruz ama burada örneğin Ashkelon gibi, Ashdod gibi ya da Eilat'taki petrol rafinerisi gibi ya da birkaç tane askeri üs var. Daha önce de İran'ın vurduğu, örneğin Tel Nof hava üssü,
Evet, Nevatim gibi, Nevatim. Hakkari'm gibi. Buraları İran'da işte yeni geliştirdiği Fettah füzeleriyle vurarak sınırlı ya da limitli belki bir karşılık verebilir bugün sabah ya da akşam. Ama tercih olarak muhtemelen bu gerginlik Antony Blinken'ın ziyaretinde hesaba kattığımız zaman ve Netanyahu ile olan konuşmalarını az çok tahmin etmek zor değil. ABD Dışişleri Bakanlığı. O yüzden burada ABD başkanlık seçimleri öncesi bir kez daha söyleyeyim. Pek yaprak kımıldamasını istemiyor Washington yönetimi. Bu yüzden İran ya kısıtlı bir cevap verebilir ya da hiç cevap vermeden ABD başkanlık seçimleri sonrasına bu hesabı bırakabilir. Zaten bir kez daha söyleyeyim. Bu önümüzdeki bir iki hafta içerisinde de daha önce de sizle konuşmuştuk hatırlarsanız. İsrail bu arada Gazze'de Golan Tepelerinde ya da Suriye'nin güneyinde kendi adlandırdığı biçimle söyleyelim tampon bölgelerini bir şekilde oluşturdu. Esas burada dikkat edilmesi gereken yer Irak ilk defa vuruluyor. Irak'ta nerenin vurulduğu biraz önce size söylemiştim Selahattin gibi Diyala gibi ya da Bağdat'ın güneyinde bulunan Babil bölgesinde muhtemelen bazı Şii milislerin karargahları da İsrail'in radarında. Çünkü özellikle Suriye'den ve Lübnan'dan Hizbullah'ın bazı üst düzey siyasi ve askeri komutanlarının güvenlik sebebiyle Irak'a götürüldüğü ve Irak'ta ikamet ettiklerine dair bilgiler vardı. Ve bunların Irak sokaklarında dolaştıklarına dair fotoğraflar vardı. Bu sebepten dolayı bu gece bu ikinci dalga ya da olursa üçüncü dalga içerisinde muhtemelen Irak'ın da bombalandığı bir tablo çıkacak karşımıza. Ama dediğim gibi bu görüntüler gece karanlığında çok vahşi ya da gaddar görüntüler gibi gözükse de ben bu bombardımanların İran'ın gerçekten 1.000 tane, 2.000 tane füze fırlatacak kadar, canını yakacak kadar bir bombardıman olduğunu da düşünmüyorum. Neticede bu bombardımanlar biz siviller için korkutucu gelebilir ama neticede ülkeler bunları karşılıklı diplomatik pazarlık ya da siyasi kazanım elde etmek için kullanıyorlar. Bunu da unutmamak gerekiyor. Evet. O yüzden Orta Doğu'da ABD başkanlık seçimleri öncesi her şey süt liman olacaktır Neyran'ın. Çünkü hiçbir ABD seçiminde ortalık kan gölüyken ve Amerikan askerlerinin İsrail'de bulunduğunu düşünürsek taht hava savunma bataryaları ile beraber kimse hiçbir Amerikalı politikacı ülkesine tabutla dönen Amerikan askerini görmek istemez ve bunu açıklayamaz. O yüzden önümüzdeki hafta 5 Kasım'a kadar ABD başkanlık seçimlerine kadar biraz tek tek böyle bombardımanlar olsa da dediğim gibi biraz süt liman bir hale gelecek. Maalesef ABD başkanlık seçimlerinin Orta Doğu için böyle bir etkisi var.